Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevilen Instagram'da paylaşım yaptığım kare motifli yeleğimizin yapılışını göstereceğim elimden geldiğince. En anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeleğimiz bu şekildeydi. Şöyle ben bir üstten göstereyim. Bakın. Yeleğimi herkes görmüştür. Zaten kapak resminden de anlaşılacak yeleğimiz. Şu şekilde. Ben bunu hemen bir katlıyorum arkadaşlar. Şurada yanımızda kalsın. Öncelikle yeleğimiz için ipimiz, tabii ki her istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Yani kalın isterseniz kalın kullanabilirsiniz. Ben Alize Cotton Gold kullandım arkadaşlar. Alize Cotton Gold'da en uygun tığımızda 3 no. Bakın. 3 no tığ kullanıyorum. İncelik dediğim gibi sizin size kalmış. İnceliğin ince mi istiyorsunuz, kalın mı istiyorsunuz? Orası size kalmış. Ben biraz böyle bakın motiflerden örmüştüm. Şimdi bu motiflerin önce yapılışını hiç yapmayan arkadaşlar için de baştan yapılışını göstereceğim. Nasıl örüldüğünü göstereceğim. Sonra kısa bir 2-3 motif ekleyerek nasıl ekleme işlemini göstereceğim. Ve kaç motiften oluşuyor, şekil nedir onu da göstereceğim size arkadaşlar. Şimdilik şöyle motiflerimiz kare. Bakın. Her renkten oluyor arkadaşlar. Yani yeleğin nereye ne renk koymak isterseniz o size kalmış. Tek renkte yapabilirsiniz. Birçok rengi de kullanabilirsiniz. Bunların hepsi size kalmış. Bakın renklerimiz benim böyleydi. Hepsi ayrı bir güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunun bir tanesini çalışalım birlikte. Şöyle bir de beden için size bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu bedenimiz M beden. Bu yeleğimiz. Yani bu yeleğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra motiften oluşuyor. 5 ve 6 sıradan yaparsanız S beden olur. 5 sıra yaparsanız. Eğer ki bunu 5 sıra yaparsanız S beden olur. Bu 6 sıra M bedene göre. Bakın bunlar da 7 sıra. Yani bunlar 7 sıra olunca da arkadaşlar X, Y'ye kadar gidiyor. Motifin ölçüsünü şöyle anlatayım. Şu sıra sayısına göre bedeninizi ayarlayabilirsiniz. Hangi beden istiyorsanız da yapabilirsiniz. Bakın 7 sıra X, Y'ye kadar. 44-46 bedene kadar oluyor arkadaşlar. 6 sıra M beden, 5 sıra S bedene göre uygun oluyor. Yine de siz dökümlü bol bir yelek olsun isterseniz aslında en normal ideal M beden 6 sıradan oluyor. Bu biraz daha büyüğü oluyor arkadaşlar. Bunlar size kalmış bedeni. Beden ayarlamasını böyle yapabilirsiniz diye size birazcık söyleyeyim istedim. Şimdi bakın 7 sıra. Şimdi motifimize geçelim. İlk başta 6 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Sihirli halka da yapabilirsiniz ama ben genelde motiflerde zincir çekmeyi tercih ediyorum. 5 veya 6 zincir çekin. Diğer ucuna ilmeğimizi batıyoruz. Birleştirip şu şekilde devam edip 3 zincir, pardon, 2 zincir çekiyoruz. Mil üstü alıp tam ortaya 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2. Yani zincirle birlikte 3 trabzan. Şu ortayı oluşturacağız arkadaşlar. Bilenlerimiz biliyor ama bilmeyenler için detaylı anlatıyorum o yüzden. 1, 2, 3. Zincir çekip mil üstü alıp aynı deliğe 3 tane daha şu şekilde trabzan yaptık. İki kere de çıkarttık. 1, 2, 3. Mil üstü alıyoruz.
Bir, iki. Bir tane daha yapıyoruz. Üç tane. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Köşelerimiz 3 zincirli arkadaşlar. Bir liste aldık. Aynı yere bir tane trabzan yapıyoruz ikili. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Şu şekilde. 1, 2, 3 zincirle. Pardon, bu birleşme yerimiz arkadaşlar. Birleşme yerimiz her zaman şöyle olacak. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir liste alıp şu ilk başladığımız yerin tam ucuna batıp şöyle arkadaşlar komple hepsini birden çekiyoruz. Yani bakın diğerleri gibi köşe yapmış olduk ve birleştirme yerimiz önceki videolarda da göstermiştim, bilen bilir arkadaşlar. Birleşme yerimiz hiç belli olmayacak. Hepsini birden çektik. Bir, iki zincir çekiyoruz. Bir üstü aldık. Aynı yere trabzan yapıyoruz. İki tane. Şu şekilde. Zincirle birlikte 3 trabzan olmuş oluyor. Yani zaten motiflerimiz 3 trabzandan oluşuyor. Aralar bir zincir. Köşeye geldik. 1, 2, 3 tane trabzan yaptık. 3 zincir çekip aynı yere tekrar trabzan yapacağız. 3 tane arkadaşlar. Bu iplerimizin dolaşması da video çekerken en kötü zaman oluyor. 1, 2, 3. Köşemizi oluşturduk. Hep aralar tek zincir arkadaşlar. Birer tane zincir çekiyoruz aralarda. Ama köşelerde 3 zincir. Şimdi köşe yapıyoruz yine. 3 tane trabzan yaptık. 1, 2, 3. Bir üstü alıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde. Bir zincir. Üç trabzan. 3 zincir aynı yere 3 tane daha trabzan yapıp köşemiz bitiyor. Şimdi bakın yarım yaptığım köşeye geldik. Yani başlangıçtaki köşemiz. Bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir tane mil üstü alıp 1 2 3 tane yapıp diğer köşemizi tamamladık. Şimdi bakın birleşme yerimizdi. Bir zincir çekiyoruz hep birleşme yerimizde. Mil üstü alıp şu ilk baştaki yere batıp birden çekiyoruz. İlmek aldığımız yeri de. Bakın köşeye olmuş oldu ve birleştirme yerimiz hiç belli olmuyor arkadaşlar. İki zincir çekip üçüncü sıraya geçtik. İki sırayı bağladık, bitti arkadaşlar. Üçüncü sıraya geçtik. Aynı yere 1, 2. Bir de zincirimiz oluyordu. 3 tane oldu zaten. Bakın 3. sıraya tekrar başladık. Aralar bir zincir demiştik. Üç tane trabzan, bir zincir, mil üstü alıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyoruz köşelerde aynı yere tekrar. Bu motifi hemen hemen herkes bilir tabii ki arkadaşlar. Yani bu şekilde şu birleştirmeyi de tekrar göstereceğim. Kaç sıra yapmak isterseniz yeleğinizin büyüklüğüne göre bunu büyütebilirsiniz arkadaşlar. 3 zincir çekiyoruz. Bir zincir çekip köşeye geldim. 3 tane trabzan, 1, 2, 3 zincir, aynı yere 1, 2, 3 trabzan, tekrar bir zincir, 1,
2, 3. Bakın. Bu modelimiz hanım dilendi, bey beğendi modeli oluyor galiba. Renkli renkli yaptığımız zamanlar daha her sırayı bir renk yaptığımız hırkalarımızda da kullanıyoruz. 1, 2, 3. Aynı yere tekrar 3. Bakın. Bir zincir çekip devam ediyorum. Köşeye geldim. Üçüncü sırayı da bitirmiş olacağım şimdi arkadaşlar. Üç tane trabzanı yaptım. Bir zincir çekip tekrar köşeyi bağlayacağım. Bakın arkadaşlar. Mil üstümüzü alıyoruz. Şu çektiğimiz ilk zincirin üstündeki ilmeği alıp birlikte hepsini birden çekiyoruz. Yani köşe yapmış olduk. Bir, iki zincir yapıp dördüncü sıramıza devam edeceğiz. Motif yapmalarımız böyle arkadaşlar. Bu şekilde kaç sıra yapmak istiyorsanız bedenlerinizi ilk başta söyledim. Ona göre ayarlayacaksınız kendiniz. Bakın. Biz şimdi üst sıra zincirimizi yaptık. Şimdi motifler hazırladıktan sonra arkadaşlar motiflerimiz bir yeleğe 28 motif gidiyor. Arkadaşlar. Tam 28 tane motif. Eğer ki bakın buradaki gibi cep yapmak isterseniz iki tarafa da 30. Ama normalde cepsiz 28 motiften oluşuyor yeleğimiz. Tabii bunu 28 modelini anlatacağım ben size. İsteyen arkadaşlar etek kısmından bir sıra daha motif fazlalaştırabilir. Bu sizin isteğinize kalmış. Şimdi ekleme motiflerimizi nasıl ekleyeceğiz? İp kırmadan motif birleştirme göstereceğim size. Tabii ki bu omuz kısımlarına geldiğimiz zaman ip kırma bazı yerlerde ip kırmak mecburiyetindeyiz. Çünkü omuzlarımız parçalı olduğu için arkadaşlar. Ben size etek kısmından nasıl başlanacak ve şeklini göstereceğim birazdan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar motiflerimizi hazırladıktan sonra şöyle bir göstereceğim ben size yeleğimizin şeklini. Bakın motifleri hazırladık. Birleştirme yerine geldik. Farz edin. Siz hazırlayacaksınız tabii ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane motif. Tekrar üstüne birer sıra, bir sıra daha koyacaksınız. Tekrar üstüne bir sıra daha koyup motiflerinizi ayarlayacaksınız arkadaşlar. Bakın şu şekilde 3 sıra 7 motifle bu şekilde ayarlayacaksınız. Sonra buradan az sonra ben size motif birleştirme işlemini göstereceğim. Şuradan motif birleştirme işlemine başlayacaksınız. Sonra üst kısma geçeceksiniz. Ve daha sonra bir üst sıraya geçeceksiniz arkadaşlar. Motifi ip kırmadan bu şekilde üst sırayı birleştireceksiniz. 3 sıradan sonra bakın omuzda 3 motif var. Yani bir tane öne, bir koltuk altına denk geliyor arkadaşlar. Boşluk olacak. 3 tane arka. Tekrar koltuk altı boşluk ve bir tane ön. Modelimiz bu şekilde. 3 sıradan sonra sadece arkaya gelen şeklinde yani iki bu tarafta ayırıp iki bu tarafa tam ortadaki 3 sırayı 3 tane de buraya ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ve sonra bakın şöyle göstereyim. Şekil olarak gösterdiğim zaman arkadaşlar anlayacaksınız zaten nasıl olduğunu. Bakın 3 tane arkaya denk gelmişti şuradan arkadaşlar. Bakın bu 3 sıradan sonra 1 ve şu omuzu şu parçayı da arka ve o 3 tane yaptığımız arka ile şu öndeki bir tane tek olana birleştireceğiz. Bakın
Bu şekilde. Umarım burayı anlamışsınızdır arkadaşlar. Yeleğimiz bu şekilde olacak. Arkadaki 3 tane ile şu öndekini, bir tane olan öndekini ortaya bir tane koyarak birleştiriyoruz ve omuz yapmış olacağız. Evet. Şimdi ben size motif nasıl birleştirilecek onu göstereceğim. Telefonumuzun ayarı biraz gitti tabii ki. Şöyle mesela atıyorum siz 7 taneyi hepsini yaptığınızı düşünün arkadaşlar. Şimdi ekleme yeri. İp kırmadan nasıl ekleyeceğiz? Daha önce videolarımda göstermiştim motiflerin ip kırılmadan nasıl yapılacağını arkadaşlar. Şimdi bunda da göstermek istiyorum. Zaten 2 tane 3 tane eklediğim zaman nasıl ekleneceğini anlayacaksınız. Yeleğimizi umarım anlatabildik bu model olarak. Zaten 28 motif diyoruz. 7 7 3 sıra bedene geliyor. Sadece arkaya 3 tane motif arkaya olacak arkadaşlar. Birer tane öne ekledikten sonra bakın şu şekilde. Birer tane öne ekledikten sonra bu arka 3 tane ile yani şu bir tanesiyle birer tane de omuzlara ekleyeceğiz. İkiz yani iki bedeni eklemiş olacağız arkadaşlar. Çünkü şimdi diyeceksiniz ki neden böyle anlattınız? Bir videoya koca bir yelek örülüp de mümkün değil anlatabilmem. Hem şekil olarak hem nasıl yapılacağınızı gösterdiğim için böyle sizler için de kolaylık olur diye düşündüm. Şimdi motifimizi böyle dizdik. Şu köşeden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gideceğiz. Şimdi motifimizin bir tanesini aldım. Bunu içeride ben kaybedeceğim şimdi. İlk başta 3 tane trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3 oldu arkadaşlar. Şimdi yarım yaptım bu köşeye. Diğer taraftan geldikten sonra bitiminde buraya tekrar batıp bu köşeyi tamamlamış olacaksınız. Yaparken yarım başlıyoruz bu. Şöyle anlatayım. Şu şekilde. Sonra gidip bittikten sonra çevre döndükten sonra bura tamamlanacak arkadaşlar. Bir zincir araları yine normal üçlü trabzanla 3 köşesini de aynı şekilde gideceğiz. İp koparmadan yapacağız arkadaşlar bu birleşmeyi. Tabi şuralarda dediğim gibi omuz kısımlarında ip kırmadan olmayacak. Mesela battaniyelerde falan bu şekilde ip kırmadan kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz bu modeli. Yeleğimiz gitsin. Şöyle. Şimdi 1, 2, 3 köşesini bu şekilde örelim arkadaşlar. Köşeye geldik. Köşeler aynı. Değişen bir şey yok. Yine aynı köşe yapacağız. Bu şekilde köşemizi yaptık bakın. Aynı yere aralarda 3 zincirle aynı yere tekrar trabzan yaptık.
Şimdi 1, 2, 3 devam ediyoruz. Trabzanla aralar bir zincirli arkadaşlar. Bakın. Köşeye geldik tekrar. 3 tane trabzan yapıp 3 zincir çekip aynı yere köşemizi tekrar yapıyoruz 3 trabzanla. Şu şekilde arkadaşlar. Bir zincirle üçüncü köşeyi de bitiriyoruz. Biraz hızlı yapıyorum ki zaten buraları bilirsiniz sizler de. Köşeye geldim. İlk 3 tane trabzanı yaptım. Diğerini yapmadan arkadaşlar 1 2 zincir çekip bakın 3. sıra 3. değdim. Şöyle 3.'ye geldik. Köşenin yarısını yaptım. 2 zincir çekip şu şekilde dönderdim kendime doğru. Yanına yapacağınız motifi düzü kendinize gelecek şekilde mil üstünü alıp köşenin diğer yani yarım yapacaksınız. 2-3 tane trabzan yapıp bakın böylelikle birleştirmiş olacağız. 3 tane yaptık çünkü bakın bu da yarımdı. Köşeler bu da yarım oldu. Şimdi burada bir zincir çekip normal birleştirmemizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar göstereyim ben şimdi size. Mil üstü alıyoruz. Diğer boşluğa geliyoruz arkadaşlar. 1 2 3 3 tane yaptık. Mil üstü almayalım. 3 tane trabzanı yaptık. Tam karşısına denk gelen deliğimize ipimizi, tığımızı buradan sokup şuradan ilmeği çıkartıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde birleşmiş olacak arkadaşlar. 1 2 3 Bakın. Tam karşıya denk gelecek şekilde bir zincir çekip pardon başlarken çekmiyoruz. Boşluğa tığımızı geçirip içeriden tığımızı çıkartıyoruz. İlmeğimizi bir zincir çekiyoruz. Mil üstü alıp diğer deliğimize 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Yani şu şekilde arkadaşlar birleştirmiş olduk. Bakın. Şimdi köşeye kadar gidelim.
Siz burada zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Daha rahat çekebilmeniz için. Köşeye geldim. Yarısını yaptım. 2-3 tane trabzan yapıyorum köşede. Bu köşelerde 2 zincir çekiyorum. Diğer köşeye yine aynı şekilde ilmeğimizi çekiyoruz. 2 zincir çekip bu köşeyi kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın birleştirme işlemimiz. Şimdi burası birleşti. 1, 2, 3. köşeye geldik. Aynı şekilde burada nasıl yaptıysak bu motifimizi de bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. İnşallah buraya kadar anlaşılır olmuşumdur. Bu şekilde motiflerimizi birleştireceğiz. 7 taneyi birlikte, sonra 3 sıra böyle 7 tane birleştirdikten sonra, tabi renkler size kalmış bir şey. Yani bu birleştirmeyi de zaten buradan da şey yapamazsanız da diğer videolarımda da var birleştirme, ama burada gayet açık oldu zannedersem arkadaşlar. Birleştirdikten sonra 3 sıra dediğim gibi yapıyoruz. Aynı şekilde 3 tanesini arkaya, birer tane öne, birer tane de omuzlara gelecek şekilde motiflerimizi yerleştireceğiz, birleştireceğiz. Daha sonra isteyen etrafına birkaç sıra daha şu modelden yeleğimizin kenarlarına gidebilir arkadaşlar. O da size kalmış. Eğer videomla alakalı kafanıza takılan sorular olursa, anlayamadığınız yerler olursa arkadaşlar, bakın bunlar da çok güzel. Anlayamadığınız yerler olursa tabii ki yorumlarda sizlere dönüş yapacağım. Mutlaka hepinize kolay gelsin. Eğer bu videoyu izliyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Kolaylıklar diliyorum.